Hoş görüntüye geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül girdi. Arkadaşımız Ahmet Sesli Sayın Sarıgül'le konuşuyor. Sayın Sarıgül maden faciası yaşandığından ilk anlarda buradaydı. Kendisi dünden beri burada. Sormak istiyoruz. Son durum nedir öncelikle? Bunu alabilir misiniz? Tabii yağmurun yağması şu anda endişe duyulan bir şeydi. İnşallah bir an önce yağmur durur. Şu anda 9 tane canımız ne yazık ki göçük altında. Bu çalışmalara yoğun olarak bütün AFAD ekipleri hepsi yoğun olarak devam ediyor. Ama tabii ki yağmurun yağması, şöyle bir şey düşünün. Bir patlayan bir lav düşünün ve o 1 kilometrelik alana yayılıyor. 50 metre aşağı yukarı derinlikte. Bir başka bölüme geçmiş olsa facianın boyutları daha da büyüyecek. Ama 9 tane canımıza ulaşmak için de bütün kamu kurum kuruluşları, AFAD başta olmak üzere, Erzincan Vali önderliğinde bu çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Allah'ımdan umut kesilmez ama tabii ki her geçen dakika umutlar azalıyor. Buradaki ailelerin de tabii sabırları yükseliyor. Tahammülleri kolay bir şey değil. Onları teskin etmeye çalışıyoruz. Şimdi buradan onların yanına gidiyoruz. Hep birlikte bu yarayı sarmaya çalışıyoruz. Biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi heyet başkanımız, Zonguldak milletvekilimiz Deniz Bey gerekli açıklamaları yapacak. Sonra ben de basın toplantımı yapacağım ve bu noktadaki görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Olay dün saat 14-12 itibariyle meydana geldi. O saat, bu saat buradayız ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaraları sarmaya çalışıyoruz, moral vermeye çalışıyoruz. Burada ilk etapta ana firmada çalışan 650 çalışan var. Yan firmalarla birlikte bu sayı 2000'leri, 3000'leri geçen rakam var. İnsanların tabii hepsi burada moralleri bozuk. Niye bu hale geldi, nasıl böyle oldu, bunların sebepleri, neler yapılması gerekir, çözüm önerileri nedir? Yarın da parlamentoda bu konuları detaylı bir şekilde dile getireceğim. Duygusalız. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Yani göçüklerimiz varken çok fazla siyasi bir noktaya da girmek istemiyorum. Bana yakışanı yapmaya çalışıyorum ama yüreğimiz paramparça. Yani şunu yapmamak lazım. Doğa ile fazla oynamamak lazım. Siz doğa ile oynarsanız doğa sizden bir türlü intikamını alabiliyor. Ben bütün bu madeni Can Erzincanlı'nın bir kere tırnağına inanın ki değişmem. Son derece üzgünüm. Son derece sıkıntılı. Bu birinci olay değil burada. İkinci, üçüncü bir olay. Tehlike göz göre göre ben geliyorum dedi. 2022 yılında benim bu noktada attığım tweetler var. Burada Sedat kardeşimiz yapmış olduğu açıklamalar var. Üzerinde yoğun olarak çalışacağız. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Kamuoyumuzu da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası benim ilçem. Benim doğduğum köye buranın uzaklığı 20 kilometre mesafede. Böyle bir ortamda, böyle sıkıntılı bir ortamda inşallah bir an önce sonuca ulaşırız. O canlara ulaşırız ama tabii her saat geçtikçe de umutlar azalıyor. Umutlar azaldıktan sonra da tabii ki göçük altındaki kardeşlerimizin, yakınlarının feryatlarını şu anda duyar gibiyim. Türkiye'nin her tarafından şu anda insanlar buraya akıyorlar. Onları teskin etmeye, moral vermeye çalışıyoruz ama nereye kadar olacak? Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Siz dünden beri buradasınız ve hem madenci yakınlarıyla, madencilerle, köylülerle görüştünüz. Tepkileri nedir? Nasıl görüyorlar bunu? Bir de siz bu maden sahası ile ilgili önceden de açıklamalarda bulunmuştunuz. Evet, güvenlik zafiyetleri ile ilgili. Evet. Bu yaşanan faciayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece köylülerimiz üzgün. Son derece mutsuz. Yani burada şimdi hangi insan ne kadar güvenle çalışacak? İnsanlar burada çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için buraya geliyor ve bu ortamda 21. yüzyılda çağdaş demokrasilerde bir siyanür yatağı boşalıyor ve göçük, yani siyanürün altında kalıyor bu insanlar. Bu tabii büyük bir üzüntü verici bir olay. Çok sıkıntı verici bir olay. Tabii ki Erzincan ayakta, şu anda Türkiye ayakta.
kolay bir şey değil. Erzincan insanı da duygusal insandır. Yani burada düşünün ki Otluk Bey ilçe başkanımızın kardeşi şu anda göçük altında. Burada bakıyorsun ki köydeki bir en yakınımız bir muhtarımızın yeğeni göçük altında. Biraz önce sordum, babacığı göçük altında. Onlarla da ilgileniyoruz, onlarla da konuşuyoruz. Tabii ki felaketin büyüklüğü bizi son derece üzüyor. Son derece üzüyor ve bir olay şu. Kazayla bu tarafa akmış olsa o bölgede 350 tane o anda o saatte çalışan var. Yani bu tarafa akabiliyor yani. Ve bu noktayla ilgili Erzincan Valisi, Sayın Hamza Vali, Sayın Aydoğdu çalışmalarını yapıyor. İçişleri Bakanı yukarıda bu çalışmaları değerlendiriyor. Onlar da biraz sonra bilgilendirecekler, bilgi çalışmalarını sunacaklar. Her taraftan tahliller alınarak bu tahliller 3 tane farklı laboratuvara gönderiliyor ki en ufak bir sıkıntı var mı yok mu onu tespit etsinler diye. Çalışmalar iyi niyetli ama keşke bu noktaya gelmeseydi. Keşke bu olay olmadan önce önlenseydi. Erzincan Başsavcılığı burada, Adalet Bakanlığı burada. Onlar da kendi açılarından gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Ama ben şunu bakıyorum ki doğa ile oynamamak lazım. Doğa ile oynarsanız doğa sizden bir şekilde intikamını alıyor. Parası pulu bassın, lanet olsun. Ben bu gördüğüm bütün madeni bir can Erzincan'ın tırnağına değişmem. Yani değer mi bu kadar üzüntü, değer mi bu kadar sıkıntı, Türkiye'mizin bu kadar yıpranması? Gerçekten sorumluluk taşıyan bir arkadaşınız olarak, zaten bu ilçenin çocuğuyum ben. Benim köyüm buraya 20 kilometre uzaklıkta ve inanın ki olağanüstü üzgünüz ve bugün itibariyle kaç saat oldu? Aşağı yukarı 23 saattir ayaktayız ve devam ediyoruz. 50 saat ayakta kalksak da inşallah sonuç alabilsek. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar hepimize. Ben de bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Duaları can arzı can olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.